2021 yılının sonuç ayında ülkemizde yaşanan hak ihlalleri ve adalet araçlarını derlediğimiz 5. adalet raporu derinleşen ekonomik krizin ve tek adam rejiminin yarattığı kaos ortamının tablosu oldu. Son 3 aylık dönemde sarayın bütçesi hayır oyumuza rağmen kabul edildi. Yandaşlara döviz garantili ihaleler peşkeş çekilirken 20 Aralık gecesi kimlerin zengin edildiği de üstü kapatıldı. 20 Aralık'la ilgili olarak vermiş olduğumuz araştırma önergemiz ne yazık ki AKP ve MHP oylarına reddedildi. İktidarın ihalelerdeki usulsüzlükleri, kadrolaşma girişimleri, para ve rant aktarımları, çift maaşlı bürokratlar ortaya çıkarırken yurttaş her türlü ihtiyaç kalemine gelen zamlarla boğuşmaya, geçinmeye çalıştı. Kısaca bütçede döviz kurları da yurttaşın sırtında kambur olurken AKP yandaşlarının cebini doldurdu. Yurttaşlar barınamadıkları, geçinemedikleri, hakları gasp edildiği için sokağa çıkma hakkını kullanırken iktidar şiddet ve baskı ile sesleri kesmeye çalıştı. Kısaca 2021 yılı siyasi, ekonomik, sosyal kırılmaların yılı oldu. Tüm yıla baktığımızda 505 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi. 10.151 kişi çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. 256 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için yani kendi yaşamına dair karar aldığı için birinci derece yakını eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. 186 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 2017 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. İş cinayetleri devam etti. Cezaevlerinde 4.318 kişi hak ihlaline uğradı. 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne 60.121 bireysel başvuru oldu. Bu bireysel başvuruların %73'ü adil yargılanma hakkı ihlali olarak belirlendi. 2021'de adalet çığlıkları yeniden yükseldi ve devam etti. Bu sayılar yalnızca basına yansıyan olayların derlemesi, bunların yanı sıra birçok bilgisine erişemediğimiz olay ve durum yaşanmakta. O nedenle en az dediğimiz bu tablo, ülkedeki sosyal, ekonomik, hukuki, kısaca anayasayla tanınan tüm hak ve özgürlüklerin ihlali, adaletsiz düzenin bir tablosudur. Ancak umudu kaybetmemek, her alanda adalet taleplerini yükseltmek gerektiğine de inanıyoruz.